Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sıfatlarla ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda niteleme sıfatları çekim eki alarak ya da almadan niteledikleri adın yerini tutacak biçimde kullanılabilir. Bu şekildeki sıfatlara adlaşmış sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır diyor. Bakalım. İyiler daima kötülerin karşısında başarılı olur. Bakın burada kötü sözcüğü ve iyiler sözcüğü adlaşmış sıfattır. İyi insan desem ya da kötü insan desem nitelik bildiren sözcükler ismin yerine geçmiş. O yüzden iyiler ve kötüler sözcüğü adlaşmış sıfattır. A seçeneğini elemiş olurum. Ağaçlar yeşilin binbir tonuyla süslenmişti cümlesinde. Bakın burada da yeşilin kelimesinde adlaşmış sıfat var. Yeşilin derken yeşil rengin binbir tonuyla süslenmiş de olacaktı normalde. Buradaki yeşil sözcüğü niteleme sıfatı görevindedir. Ama ismin yerine geçtiği için adlaşmış sıfat olmuş. Burada da var, bunu da elemiş oluruz. Yaşlılar daima gençlere iyi birer örnek olmalıdır. Yaşlı insanlar genç insanlar olacak. Yine nitelik bildiren sözcükler ismin yerine geçmiş. Bunlar da adlaşmış sıfat. Bunu da elemiş oluruz. Sağlamları bir köşeye, çürükleri bir köşeye bıraktı cümlesinde sağlam elmaları bir köşeye, çürük elmaları bir köşeye bıraktı şeklinde söylersem yine sağlam ve çürük sözcüğü ismin yerine geçmiştir. Nitelik bildiren sözcükler ismin yerine geçtiği için adlaşmış sıfattır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Yüzünde iki kırmızılık her geçen gün düzeliyordu cümlesinde burada adlaşmış sıfat yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır? Hangi soruyu ona sormuştun cümlesinde bakın hangi kelimesi soruyu sağlayan kelime? Neyi belirtiyor? Soru kelimesini. Soru nedir? İsimdir. İsmi belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için burası nedir? Soru sıfatıdır. A seçeneğinde kullanılmış. Bunu eledik. Ne kadar şeker aldın eve? Bakın arkadaşlar yine ne kadar sözcüğü soruyu sağlamış. Neyi belirtiyor? Şeker kelimesini. Şeker nedir? İsimdir. İsmi belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için bu soru sıfatıdır. B seçeneğinde kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Doktor kaçıncı katta oturuyor? Yine kaçıncı kelimesi soruyu sağlamış. Kat kelimesini belirtiyor. Kat kelimesi isimdir. İsmi belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için soru sıfatıdır. C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Kaç kişi dünkü sınava girmedi? Kat sözcüğü soruyu sağlamış. Kişi kelimesini belirtiyor. Kişi isim. İsmi belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için bu soru sıfatıdır. E seçeneğini de elemiş oluruz. Neden memlekete döneceksin cümlesinde? Bakın soruyu sağlayan sözcük neden kelimesi. Neyi belirtiyor? Dönmek kelimesini belirtiyor değil mi? Neden döndüğünü soruyor. Dönmek nedir? Fiildir. Fiili belirten sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Zarf diyoruz. Peki bu sözcük soru yoluyla belirttiği için fiili soru zarfıdır. O yüzden burada soru sıfatla değil zarfla sağlanmıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat göreviyle kullanılmamıştır? Susmuş ninnilerle derken ninni isim, nasıl ninniler, susmuş ninniler, susmuş sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Biri elemiş oluruz. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir derken aşkın güzelliği isim tamlamasıdır. Peki nasıl aşkın güzelliği? Söylenmemiş aşkın güzelliği. Burası da arkadaşlar niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Şiir isim. Nasıl şiir? Yarım bırakılmış şiir. Burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. 4 numara dursun. Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın. Kadın isim, nasıl kadın? Görülmemiş kadın niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla ifadesinde ise
gitmiş burada nedir arkadaşlar? Olmalı fiil. Nasıl olmalı? Gitmiş olmalı. Burada fiili belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir? Durum zarfıdır arkadaşlar. Bakın 4 numaralı sözcük sıfat değil, durum zarfı görevinde kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sıfat tarafından nitelenen sözcük kullanılmamıştır? Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Bakın nokta isim, nasıl nokta? Beyaz nokta. Beyaz sözcüğü burada isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yalan isim, nasıl yalan? Püsküllü yalan. Püsküllü sözcüğü isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. B seçeneğini denemiş oluruz. Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Sultan isim, nasıl sultan? Dorukta bekleyen sultan, nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da niteleme sıfatıdır. Bunu denemiş oldum. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İsyan isim, nasıl isyan? Koyu isyan. Koyu sözcüğü de burada nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Arkadaşlar burada niteleme sıfatı yok. Olmadığı için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tahtadan yapılmış bir uzun kutu. Baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş tabutu yarın kendileri dolduracaklar. İlk dize tümüyle sıfat tamlamasıdır demiş. Bakın burada tahtadan yapılmış bir uzun kutu derken kutu isim. Peki nasıl kutu? Tahtadan yapılmış bir uzun kutu. Burası arkadaşlar ismi belirtmiş. Niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır. Bunu nerede görüyoruz? Bakın burada çakanlar kelimesinde görüyoruz. Anası mezar dikecekmişten burası sıfat fiildir, doğrudur. Çakan insanlar desem, bakın nitelik bildiren sözcük insan kelimesinin yerine geçmiş. Dolayısıyla burası adlaşmış sıfattır. B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış sözcükler vardır diyor. Nerede görüyoruz arkadaşlar? Bu boş tabutu derken bakın tabut isim. Nasıl tabut? Boş tabut. Boş sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Hangi boş tabut? Bu. Bu sözcüğü de burada işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı belirtme sıfatlarının içerisinde yer alır. C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Dördüncü dizede sıfat kullanılmamıştır diyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yarın kendileri dolduracaklar derken burada herhangi bir sıfat yok. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. İkinci dizede birden çok belirtme sıfatı kullanılmıştır diyor D seçeneğinde. Baş tarafı derken arkadaşlar taraf isim. Hangi tarafı? Baş tarafı. Baş sözcüğü burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Hangi tarafı? Baş tarafı. Peki başka sıfat var mı? Ona bakalım. Baş tarafı geniş, ayak ucu dar derken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başka sıfat yok zaten. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü birden çok belirtme sıfatı burada kullanılmamıştır. Altıncı soru. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden kaçı sıfat göreviyle kullanılmıştır? Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Arkadaşlar burada ufuk sözcüğü nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Tilki isim. Nasıl tilki? Kaçak tilki. Niteleme sıfatı. Nasıl tilki? Kurnaz tilki. Yine niteleme sıfatı. Yollar bir yumaktır. Yol burada isim görevindedir. Yumak isim. Nasıl yumak? Bakın bir yumak. Herhangi bir yumak anlamına geldiği için buradaki bir belgesi sıfat olarak kullanılmıştır. Yumak isimdi. Nasıl yumak? Uzun yumak niteleme sıfatı. Nasıl yumak? Dolaşık yumak yine niteleme sıfatıdır. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Sihirbaz isim. Nasıl sihirbaz?
yazan sihirbaz niteleme sıfatı, gece isim hangi gece, her gece ismi belirtmiş, net olarak belli değil, burası da belgisi sıfattır. Tutuyor önümde bir mavi ışık, ışık isim nasıl ışık, mavi ışık niteleme sıfatı, ön sözcü de burada yine isim görevinde kullanılmıştır. Bize sıfatları sormuştu, hemen sayalım. Bakın, kaçak derken bir, kurnaz derken iki, bir sözcü sıfat görevindeydi, belgesi sıfat 3, uzun 4, dolaşık 5, her sözcü belgesi sıfat görevindeydi 6, başka yazan derken 7, bir de mavi derken arkadaşlar 8 tane sıfat kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde niteleme sıfatına yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Türkiye'nin en güzel ve en yüksek dağıdır Ağrı cümlesinde dağ isim nasıl dağ, yüksek dağ niteleme sıfatı, nasıl dağ, güzel dağ yine niteleme sıfatı. Bakın burada iki tane niteleme sıfatı var. O yüzden bir numarayı elemiş oluruz. Efsanevi fırtınalar koparan bulutlar eksik olmaz başından ifadesinde bulutlar isim. Nasıl bulutlar? Efsanevi fırtınalar koparan bulutlar. Burası da yine nedir? Niteleme sıfatıdır. İkide de kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Yamaçlarını hışımla dolanır sert ve acı rüzgarlar. Rüzgar isim. Nasıl rüzgar? Acı rüzgar niteleme sıfatı. Nasıl rüzgar? Sert rüzgar yine niteleme sıfatıdır. Üçü de elemiş oluruz. Adı kutsal kitaplarda geçer. Kitap isim, nasıl kitaplar, kutsal kitaplar. Kutsal sözcü de burada niteleme sıfatıdır. O yüzden biz dördü de elemiş oluruz. Nuh'un gemisini burada karaya oturduğuna inanılır. Arkadaşlar burada herhangi bir niteleme sıfatı yok. O yüzden doğru cevabımız da 5 numaranın yer aldığı E seçeneği olacaktır. 8. soru. Dışarıda bir yağmur serin ve ince, kimsesiz caddeleri taşır içime. Her köşe başında bir hayal bekler, zifiri bir korku salar içime. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Her dizede sıfat tamlaması vardır. Bakın, yağmur isim. Hangi yağmur? Bir yağmur. Bir sözcü burada herhangi bir anlamına geldiği için nedir? Belgisi sıfattır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Cadde isim, nasıl caddeler, kimsesiz caddeler, burası niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Köşe başı, belirtisiz isim tamlaması, hangi köşe başında, her köşe başında, net olarak belli değil, ismi belirtmiş, belgisiz sıfat, sıfat artı isim yine sıfat tamlamasını oluşturur. Korku isim, bir sözcü de burada yine dikkat edin herhangi bir anlamına gelmiş. O yüzden burası da belgisi sıfattır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Birinci dizede sıfat nitelediği isimden sonra kullanılmıştır. Bakın, yağmur isim demiştik. Nasıl yağmur? Serin yağmur niteleme sıfatı. Nasıl yağmur? İnce yağmur. İnce sözcüğü de burada yine niteleme sıfatıdır. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci dizede zamirden türemiş sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır diyor. Zaten kimsesiz sözcüğünü niteleme sıfatı olarak almıştık. Bir de yapısına bakalım. Ben kimsesiz sözcüğünü şöyle ayırabilirim. Bakın, daha doğrusu şöyle ayırabilirim. Şimdi kimse nedir arkadaşlar? Belgisiz zamirdir. Yine siz ekini aldığında burada da arkadaşlar zamirden isim yapım ekidir burası. Çünkü olumsuzluk ekleri bildiğiniz gibi yapım ekidir. Ya da buna şöyle diyebilirdik. Belgisiz zamir. Burası da aynı zamanda nedir arkadaşlar? İsimden isim yapım eki de diyebilirdik. Fark eden bir şey yok. Çünkü zamirler isim soylu sözcüklerdir. Bakın, C seçeneği de dediği gibi zamirden türemiş bir sözcük ne olmuş arkadaşlar? Niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü dizede bir sözcük hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır.
zifiri bir korku salar demişti. Bir sözcüğü zaten belgisi sıfatlı bulmuştuk. Nasıl bir korku? Zifiri bir korku. Burası da niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Hem niteleme sıfatı almış hem de belgisi sıfat almış. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hem belgisiz hem de işaret sıfatı vardır diyor. Arkadaşlar bakın buraya baktığımızda bir sözcüğü, yine buraya baktığımızda her sözcüğü, burada bir hayal derken bir sözcüğü, burada da bir sözcüklerinin belgisi sıfat olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani belgisi sıfat var, doğru. Fakat burada işaret sıfatı yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşma sıfat kullanılmıştır? Belki rüyalarındır bu taze açmış güller cümlesinde. Gül isim. Nasıl gül? Taze açmış gül. Burası niteleme sıfatı. Hangi taze açmış güller? Bu. Bu sözcüğü de ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi bir adlaşma sıfat yok. O yüzden bunu elemiş olurum. Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda. Güz yaprakları. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Nasıl güz yaprakları? Kuru. Bakın kuru sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Adlaşma sıfat yok. Bunu da elemiş oluruz. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Ceylan isim. Nasıl ceylan? Büyülenmiş ceylan niteleme sıfatı. Bir sözcüğü de ismi belirtmiş. Herhangi bir ceylan anlamına geldiği için burası da belgisi sıfattır. Burada da adlaşma sıfat yok. Bunu da elemiş oluruz. Sessizlik dökülüyor. Her yerde yaprak yaprak. Bakın arkadaşlar yer isim. Nasıl yerde ya da hangi yerde? Her yerde. Her sözcü de burada ismi belirtiyor ve net olarak belirtmediği için de belgisi sıfat görevindedir. Dökülüyor fiil. Nasıl dökülüyormuş? Yaprak yaprak. Burası da arkadaşlar durum zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi burada da adlaşmış sıfat yok. Bunu da elemiş oluruz. Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan. Arkadaşlar bakın burada uzaklarda kelimesine baktığımızda ben buraya uzak yerlerde desem yer isim olur. Uzak sözcüğü niteleme sıfatı olur. Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. O yüzden uzaklarda kelimesi burada ne olarak kullanılmıştır? Adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Soruda da bize bunu soruyordu. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? Cümle şair. Dost bahçesinin bülbülü. Bakın burada şair isim. Hangi şair? Cümle şair. Net olarak belirtmiş mi arkadaşlar? Belirtmemiş. O yüzden burası ismi belirtmiş fakat net olarak belli olmadığı için belgisi sıfattır. Belgisi sıfatlar belirtme sıfatının içinde yer alır. Bunu elemiş oluruz. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Kuş isim. Hangi kuşlar? Ülkendeki kuşlar. Burası ismi belirtmiş ve hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır ki şurası da nedir? Sıfat yapan kedir. Yine burada ne sözcüğüne bakıyoruz? Aslında ne sözcüğü burada nasıl bir haber vardır anlamına gelmiş ve haber kelimesini yani ismi belirtmiş. O yüzden burası soru sıfatı olarak kullanılır ve ikisi de belirtme sıfatının içinde yer alır. Hem işaret sıfatı hem de soru sıfatı. O yüzden biz B seçeneğinde elemiş oluruz. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Şiir isim. Hangi şiirlerde? Bütün şiirlerde. Burası da arkadaşlar yine belgesi sıfattır. Net olarak belli değil şiir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bir zafer müjdesi. Burada her isim. İsim isim. Hangi isim? Her isim. Her sözcüğü burada belgesi sıfattır. İsmi belirtiyor. Hangi isim olduğu belli değil. Yine zafer müjdesi belirtisiz isim tamlaması. Hangi zafer müjdesi? Herhangi bir zafer müjdesi. Bir sözcüğü herhangi bir anlamına geldiği için belgesi sıfattır. İki tane belgesi sıfat var. Bu da belirtme sıfatının içerisinde yer alır. D seçeneğinde elemiş oluruz. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta cümlesinde hava isim, nasıl havalar,
Kızıl havalar niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatları arkadaşlar belirtme sıfatının içinde yer almaz. Başlı başına bir sıfat türüdür. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat değildir? Bakalım. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar. Bakın alacak insanlar desem, insanlar isim, nasıl insanlar, alacaklı insanlar, alacaklı sözcüğü niteleme sıfatı olur. Fakat burada niteleme sıfatı yani alacaklı kelimesi ismin yerine kullanılmış. O yüzden arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz, tamam mı? Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. O yüzden biz biri elemiş oluruz. Haklarını helal ederler elbet. Bu dursun. Alacağına gelince, alacağı para desem arkadaşlar bakın yine para isim, hangi para ya da nasıl para, alacağı para, nitelik bildiren sözcük yine ismin yerine geçmiş. O yüzden alacağı sözcüğü burada adlaşmış sıfat olarak kullanılır. Para olmaz da başka bir şey olur. Yani neticede ismi nitelediğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Alacağı yoktu. Alacağı para yoktu desem yine aynı şekilde kullanılmış 3 gibi. Bu da nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfattır. Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. Bunu da elemiş oluruz. Alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Rahmetli adamın ya da rahmetli kadının desem adam isim ya da kadın isim, nasıl kadın? Rahmetli kadın. Yine nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. O yüzden burası da nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfattır. Bunu da elemiş olduk. Haklarını helal ederler elbet cümlesinde ise haklarını sözcüğü burada isim görevinde kullanılmıştır. Adlaşmış sıfat değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız 2 numaranın yer aldığı B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisini niteleyen bir söz kullanılmamıştır? Yani bize niteleme sıfatı olmayanı soruyor arkadaşlar. Parçamıza bakalım. Bakın zor bir şiirdir derken şiir isim, nasıl şiir? Zor şiir. Zor sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. İsim niteleme sıfatı almış. Bunu elemiş olduk. İlk okunuşta tehlikeli hükümler verebilir. Hüküm isim, nasıl hükümler? Tehlikeli hükümler. Tehlikeli sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş olduk. Çünkü niteleme sıfatı alıyor. Sevilecek bir taraf demiş. Taraf isim, nasıl taraf? Sevilecek taraf. Burası da niteleme sıfatıdır. Bu da niteleme sıfatı almış. Bunu da elemiş olduk. 4 numara dursun. Burada yine güzelliğini keşfedeceğimiz bir yapı derken yapı isim, nasıl yapı? Güzelliğini keşfedeceğimiz yapı. Burası da niteleme sıfatıdır. Bakın 5 de niteleme sıfatı alıyor. Bunu da elemiş oldum. 4 numarada ise başka bir deyişle içine girdikçe anlamı genişleyen ifadesinde anlam isim fakat herhangi bir sözcük tarafından nitelenmediğini görüyoruz 4 numaranın. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.